Merhabalar transfer inceleme videolarında bugün Fenerbahçe'nin yeni santraforu Kemal Ademi'den bahsetmeye çalışacağız. Fiziğinden de boyundan posundan da anlaşılacağı gibi tam bir pivot santrafor. Tabii oyuncunun artıları ve eksilerinden bahsedeceğiz şimdi profili üzerinden. Hava toplarında zıplaması kusursuz, denge ve güç çok iyi, çok güçlü ve ayakları yere sağlam basan bir oyuncu. Hız hızlanma çeviklik çok fazla aranmaz bu tarz oyuncularda. Dayanıklılık biraz daha yüksek olsa iyi olabilirdi ama yine 13 idare eder. Vücut zindeliği değeri çok düşük geldi bana. Özellikle fiziksel anlamda daha hazır olması beklediğimiz oyuncu türlerindendir pivot santraforlar vücut zindeliğinin burada düşük olması biraz bizi zora sokabilir. Tabi gelecek olan güncellemede iyileştirme yapılır mı bir şey diyemeyeceğim. Çünkü geçen sezonda fena oynamamış. 26 maç 13 gol 4 asist lig performansı. Zihinsel özelliklerine baktığımız zaman Pivot Santrafor'da niye ihtiyaç var biliyor musunuz? Cesaret ve topsuz e, cesaret ve takım oyunu olması lazım. Evet. Yeşil olanlar birinci derecede alakalı olan özellikler rolüyle alakalı. Takım oyunu ve cesaret. Geri kalan özellikler için yan özellikler diyebiliriz ama kesinlikle cesaretle takım oyunu bu oyuncunun iyi olması lazım. Diğer özellikleri de idare eder seviyede. Bitiricilik ve ilk kontrol bakın çok istenmiyor ama kafa vuruşu. Kafa vuruşu da biraz düşük geldi oyuncunun. Şöyle bir 16'larda, 17'lerde olsa tadından yenmeyecek bir pivot santrafor olurdu. Hatta çift forvet bile kullanılabilirdi o zaman. Ama genel olarak profile baktığımız zaman bu profilde Fenerbahçe'nin mevcut santraforları içinde eğer tek forvet bir sistem oynayacaksak ilk santroforu olmaz Kemal Adem'i. E, ama çift santroforda veya çift santrofora döndüğümüz zaman da Kemal Adem'i kullanabileceğimizi düşünüyorum. Raporlarında zıplamasının çok iyi olduğu söyleniyor. İyi bir süperlik oyuncusu. Süperlikte çok önemli bir santrofor olabilir. Hava topları iyi. Dengeli karakteri var. Farklı mevkilerde oynatılabilir. Fiziksel olarak da iyi diyor. Tabi burada e, tek bir mevkide oynayabilir diyor. Özel yeteneği düşükmüş Yo raporlarda özel yeteneğe ihtiyaç yok. Ee, böyle kaba bir tabirle biraz kalas gibi olmaları daha iyi onların. Hava toplarına hakim olsun. Rakip kaleye sırtı dönük oynayabilsin. Stoperleri yorabilsin mücadelesiyle. Aranılan özellikler bunlar. Çok yönlülüğü e, sadece tek mevkide oynatılabiliyor. Burada da e, farklı mevkilerde oynatılabilir diyor. Gene böyle bir arafa soktu bizi raporlar. Kadroya maksimum oyuncu kaydetme kuralı için kontenjanı dolduracaktı yabancı sayısı merkezi arkadaş grubuna da. uymuyormuş. Gizli özelliklerine göz atalım. Uyum harika. Önemli maç formu ve süreklilik iyi, hırs da iyi, profesyonellik de var. Geri kalan özellikleri de çok iç acıcı olmamakla birlikte gizli özellikleri de ligimizde iş yapabilecek seviyede bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Özellikle. Oyuncunun geçmişine göz attığımız zaman Sen Galen kulübünde profesyonelliğe adımını atmış. Hoffenheim'de oynamış 2015-2018 seneleri arasında. Hoffenheim'ın e, alt altyapısı yani bu 3. E, ligde olması lazım veya 3. ligin de bir alt ligi bu. Sonra İsviçre'ye Noetetal Samax takımına geliyor. Daha sonra Basel'e geçiyor. 2 sezon Basel'de oynuyor ve geçen sene çok iyi bir performans gösteriyor. 26 maç, 13 gol, 4 asistlik bir performans ve artık Fenerbahçe forması girecek. Şimdi Fenerbahçe formasında bu tarz bir oyuncuya ihtiyaç var mıydı? Şu profil Vedat Muric'in Rizespor'daki ilk profil yani FM18 profiliyle aynı. Ee, i̇çinden bir Vedat Muriç çıkar mı? Aralarında da tam 2 yaş var. Yani Vedat Muriç de 23 yaşında bu profilden 25-26 yaşında Lazio'ya gittiği profile ulaştı. Bu Almanya doğumlu. İsviçre vatandaşlığı var ama Kosova vatandaşlığı da var ve milli takımda da e, henüz tercih yapmamış. Burada İsviçre yazıyor ama oyunun ilerleyen dönemlerinde Kosova olabilir. Yani vedat yeni Vedat Muriç olabilir e, tabii şu an için kadroda düşünülecek ilk oyuncu ilk golcü olduğunu düşünmüyorum. Ama Hatay Spor maçındaki gibi şişirme toplar e, ceza sahasına yapılacak ortalarda etkili olabilir. Bu arada şunu söylemek istiyorum oyuncunun epey bir videosunu izledim. Ya acaba hani izlediğim videolarda yok mu diye baya bir böyle e, aslında çok sevmem o tarz videoları. ama oyuncunun skills videoları işte gol gol and skills falan o tarz videolara baktım. Kafayla golü çok az. Burada da kafa vuruşu 13. Yani bu oyuncunun önümüzdeki sene de e, kafa vuruşu 13'lerde falan olabilir. Yani çevik bir oyuncu gibi geldi bana. Böyle çok çabuk rakibinden kurtulup e, sırtı dönükken topu alıp tek hamleyle direkt rakibini ekarte edebiliyor. Ayağı biraz daha gelişmiş sanki bu süreçte. Geçen seneki özellikle gollerine baktım. Attığı goller 6 pas içerisinden de çok fazla golü var bu arada hız hızlanma biraz ve çeviklik artabilir. Çünkü çok net böyle altı pastan epey bir golü olduğunu gördüm. Bu yönden acaba hava toplarında biraz zafiyeti var mı? Yani kafa vuruşları illaki bu boyda bu zıplamada hava toplarında bir beceri olacaktır ama belki hedefe gönderme konusunda sıkıntılar yaşayabilir. Herkesin aklına geldiği gibi bu tarz bir oyuncunuz varsa 5 oyuncu değişikliği hakkı da var. Çift forvete dönebilir veya bazı maçlarda Kemal Adem'i önde tek santrofor olarak kullanılır. Son son e, dakikalarında takımı ileri taşıması için pivot santraforların bir kullanım şekli de budur. Ee, siz rakip sahaya kısa pasla çıkamıyorsanız direkt toplarla çıkmaya çalışırsınız. Bu tarz topu ayağında tutabilen illa uzun boylu olmasına gerek yok ama Adem'in bu özelliği varsa bunu da yapar. Kaleye sırtı dönük oynamasının bir özelliği de budur. Rakibi sırtına alır, takım arkadaşlarının kendine yaklaşmasını bekler. Bu, bu sürede topu kaptırmaması beklenir ki uzun bacakları olduğu için, fizikli de olduğu için bunu gayet başarılı yapıyor bu tarz oyuncular. Bu şekilde de kullanılabilir ama tabii en iyisini Erol bulut e, bilir. Ben profil güncellemesi gelmeden bazı yorumlar yapmaya çalışıyorum. E, hani yanlış anlaşılmalar olmasın. Şu anki profiliyle de oyunda tek santrafor oynuyorsak ilk santraforum olmaz. Ö büyük maçta kupa maçlarında çıkarsınız ama Büyük maçlarda çıkmam. Çift santrofor oynuyorsam da Kemal Adem'i muhakkak saha dolur Çünkü Samat'ta Kemal, onun haricinde Sisse Kemal iyi bir ikili olabilirler. İkisinde farklı özellikleri olan e, santroforlar kullanmayı denersek bence faydalanabiliriz. Ama ben yine oyuncunun şöyle çok az da olsa bazı özelliklerinde geliştirmeler bekliyorum. Bunu FM21 çıktığı zaman göreceğiz hep birlikte. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.